Seçim bürosu açarsınız. Kambersiz düğün olur mu? Çağırırsınız da gelmez miyiz? Hem de sevgili arkadaşlar, ben yürekten belediye başkanımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, sayın ilçe başkanımıza, bütün belediye meclis üyelerine, ilçe öğretim kuruluna yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü böyle güzel bir günde beni de davet ettiler. Sizlerle beraber olma gururunu, onurunu, fırsatını verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili kardeşlerim, biz yalnız gelmedik. Ankara'da bütün genel merkezinde, bütün milletvekili arkadaşlarımızın da, bütün Ankara'da olan, Eskişehir'de olan bütün Cumhuriyet Halk Partililerin hem başarı dileklerini, hem dualarını, hem de sevgilerini sizle paylaşmaya geldik. Çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, gerçekten sağ olun. Geldim şurada, şuradan geçtik geldik. Daha önce belediyeye gittik. Cumhuriyet Halk Partililer, Milaslılar, devrimciler, Atatürk devrimine inanan insanlar, herkes el ele vermiş. Güzel yüzlü, gülüyor. Başarıyı, zaferi mutlaka bildiği için gülüyor. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Nasıl dönüştüğümüz ortaya çıktı. Hadi oradan. Hırsız var. Hırsız var. Ama hırsızı yakalayacak Cumhuriyet Halk Partililer de burada. Hepinize saygılar. Hepinize sevgiler. Hepinize başarılar. Çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Süheyl Batur huzurunda sayıcı. Thank you.
yediler bitirdiler. İş hesaba gelince süt dökmüş değil mi ak kediler? Evet, oy potansiyeli konuşulur olacak. Zaten bu hava oluşmuş gerçekten buradaki tablolarda gördüğünüz kadarıyla. İşte Milas'ta ki bu tablo ve Türkiye'de özlenen tablo bu Milas. Teşekkürler Milas. Güzel yürekli ana sağlar avlar. Biz diyoruz ki yaşlılarımız, kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız için birlikte planlayacak, bir kez daha birlikte başaracağız. Onun için bir kez daha Muhammed Tokat diyoruz. Düşünerek, planlayarak, yardımlaşarak ve adaletli paylaşarak, çok çalışarak birlikte başaracağız ve yine yeniden Muhammed Tokat diyeceğiz. Evet, şimdi esas final zamanı yaklaşıyor Milaslılar. Hanımefendilerden ricam olacak, basın mensuplarını bir ön tarafa alalım. Müsaade edersiniz, şöyle basın mensuplarımızı öne alalım. Evet, rahat çalışabiliyor musunuz arkadaşlar? Evet, pekala. Şimdi hazırsanız, işte Çağdaş Milas'ın mimarı geliyor. Genç, dinamik, alnı açık, başı dik, adam gibi adam. Milas için yine yeniden Muhammed Tokat geliyor. İşte Milas'ı Milas yapan isim. Muhammed Tokat sizleri selamlıyor Milas. Yine yeniden bir kez daha Muhammed Tokat diyecek Milas'ımız. Değerli Genel Başkan Yardımcım, değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanlarımız, örgüt başkanlarımız, kadın ve genç kollarının değerli temsilcileri, genç kolları genel başkanımız da aramızda. Gerek partimizden, gerekse diğer partilerden bugün bu meydana gelip bizlere destek veren, omuz veren bütün dostlarıma, şu güzel balkonu süsleyen, bugünlerimizi borçlu olduğumuz çok değerli gazilerime, şu durumda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki siyasal partilerden bugün buraya gelerek bizlere moral veren, güç veren, destek veren bütün dostlarıma selam olsun, selam olsun, selam olsun. Milas halkı, Milas Merkez 13 mahallesini yönetmek için bize yetki verdi. Ancak bize verilen görev alanı içerisindeki mahallelerle ilgili, Milas Merkez ve mücadele ile ilgili arkadaşlarımızla yaptığımız çalışma ve programlar, projeler gerçekten kronik hale gelmiş, meşakkatli ve zor işlerdi. Bu dönemde Milas'ın mümkün olduğu kadar bir öncelik sırası içerisinde bütün sorunlarına, bütün kronik sorunlarına el atmaya çalıştık. Kolay demeden, zor demeden, bize bir şey kazandırır demeden ilçemiz için ne gerekiyorsa bunları planlamaya çalıştık. Bu süre içerisinde büyük projeler, büyük çalışmalar, büyük işler ortaya çıktı. Bunların bir kısmı hayata geçti. Bir kısmı şu anda ihale aşamasında. Bir kısmı anıtlar kurulu vesaire gibi bürokratik aşamalarda. Bütün bu projeler gerçekleştiğinde özlenen Milas'ı Türkiye'nin ve dünyanın örnek ilçesini, Ege'nin incisini her zaman hedef olarak seçtik. Ve bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yine aynı bakış açısı ve kararlılıkla arkadaşlarımızla beraber bu şehri hak ettiği seviyeye getirmek için büyük bir gayret ve mücadele içerisinde olacağız. Bu süre içerisinde haklı ve haksız eleştiriler de aldık.
hiçbir haklı ya da haksız eleştiriye herhangi bir tepki göstermedik. Bunların da bize olumlu katkılar verebileceğini düşündük ve bunlardan da kendimize paylar çıkartmaya çalıştık. Ama bütün çalışma hayatımız boyunca, bütün görev süremiz boyunca toplumun her kesimiyle istişare içerisinde, uyum içerisinde çalışmaya gayret gösterdik. Bu anlamda göreve gelirken ilk söylediğimiz ortak akıldır. Ortak akıl hep beraber katkı vereceğimiz, içinde olabileceğimiz bir süreçtir. Toplumun her kesimiyle, bütün örgütleriyle, bütün kurum ve kuruluşlarıyla istişare altında çalışmaya çalıştık, gayret gösterdik. Ve bu sayede şunu ifade edebiliriz ki ilçemiz güzel bir ivme de kazandı. Geleceğe umutla bakabileceğimiz bir yola girdik. İlçemizde önemli değişimler yaşanıyor şu anda. Bu dönem birçok alanda MİAS'ın ilkleri yaşadığı dönem oldu. Altyapısından üst yapısına, ihtiyaç duyduğu tesislerinden sosyal belediyeciliğe, spor ve sanat kültür dallarından fuarcılığa, birçok alanda MİAS bu dönemde ilkleri yaşadı. Bu vesileyle yarından sonra ayın 27'sinde 5. fuarımızın açılışı var biliyorsunuz. Sizleri bu coşku ve kalabalıkla fuar açılışımıza da bekliyoruz. 13 mahalle için yetki aldığımız süreç içerisinde bu mahallelerimize vermeye çalıştığımız hizmetler herkesin gözünün önündedir. Bunun takdiri vatandaşımıza ait olacaktır. Ancak bize 13 mahalle görevi verdiniz, biz sadece buna bakar, başkasına bakmayız demedik. Bu süre içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda MİAS'ın bütün beldelerine, 114 tane köyün tamamına MİAS Belediyesi olarak hizmet götürmeye çalıştık. Muhtarlarımızın ve köylülerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Bu anlamda 114 tane köy Muğla'da bir özellik arz ediyor. Diğer ilçelere nazaran, yani 5-6 tane ilçeyi bir araya getirsek MİAS kadar yetmiyor. MİAS Belediyesi'nin bu açıdan göstereceği performansla ilgili kaygılar vardı. Ama şunu bütün samimiyetimizle ve gururla söylüyoruz ki şu anda MİAS Belediyesi bölgede örnek gösterilen bir belediyedir. Daha seçimler yapılmadan, mahalleler bize teslim edilmeden 132 mahalleye adil ve eşit hizmet götüren bir belediyedir. Gününü kurtarmak kaygısı da artık rafa kalkmış. Gerçekten Türkiye'nin tarihinde çok özel bir dönem yaşıyoruz. Kapanan iş yeri sayısı artık açılan iş yeri sayısını geçmiş durumda. Gerçekten büyük bir zorluk ve zulüm içerisinde en azından gününü kurtarma mücadelesi içerisinde bulunan bütün esnaf dostlarımız, sizlere de selam olsun. Bugün burada seçim büromuzun açılışını yapacağız. Seçim sürecine kadar, seçim yapılıncaya kadar, hatta seçim sonrasında da bizim oturduğumuz, çalıştığımız, program yaptığımız, dertleştiğimiz bir mekan olacak burası. Hepinizi buraya bekliyoruz. Burada insanların birbirlerine moral vermesi, öneri getirmesi ve çare göstermesi çalışmalarımızda bize kolaylık sağlayacaktır. Seçim büromuzun hepimize hayırlı uğurlu olmasını, MİAS'ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
İnşallah. 30 Mart'tan sonra Türkiye yeni bir ufka, yeni bir güne uyanacak. Bu gün sadece yerel yöneticilik anlamında değil, ülkenin gelecekteki kaderi açısından da bir umut olacak. Bu açıdan sadece yerel seçim olarak bu seçimi değerlendirmemiz mümkün değil. Biraz önce Sayın Süheyl Batum çok güzel açıkladı. Ben o konulara tekrar gelecek değilim. Bu seçim sadece bir yerel seçim değildir. Bu seçim Türkiye'nin önümüzdeki süreçteki kaderini ve gidişatını belirleyecek seçimdir. Onun için her Türk yurttaşına, her vatandaşımıza, çocuğundan yaşlısına, kadınından gencine, herkese büyük görev düşüyor. Ülkemiz şu anda ekonomik, idari, hukuki ve her alanda büyük bir kaos yaşıyor. Bu kaos sadece içimizde bizi sıkan, bizi zorda bırakan bir kaos değil. Bizi bütün dünyaya rezil eden, bütün dünyaya gülüş duruma düşüren bir kaos. Türk halkı artık bunu film gibi izlemeyi bırakmalı. Türk halkı artık masaya yumruğunu vurmalı. Fırsat Mart yerel seçimidir. Beraber olmaya ve herkesle kucaklaşmaya ve herkesle omuz omuza olmaya ihtiyacımız var. Bizim bu yürüdüğümüz yolda, bu mücadelemizde hem yerel ve hem geneliyle Fevzi Topuzlara da ihtiyacımız var. Tolga Çandarlara da ihtiyacımız var. Barış Saylaklara da ihtiyacımız var. Ahmet Çevikoğlu'na da ihtiyacımız var. Akın Üstün Dağlara, Bahrettin Üstünlere, ismini sayamadığım kadınlara, gençlere, çocuklara, herkese ihtiyacımız var. Hep birlikte kazamız mübarek olsun. Başarı hepimizin olsun. Varlık içinde, birlik içinde, özgür biçimde. Çağdaş Bilat'ın mimarı, sevgili Mehmet Tokat. Yine yeniden bir kez daha Mehmet Tokat diyoruz Bilal. Güzel bir kente yaşamak için, uygarlıklar içinde belediye meclis mimarları, alkışlarınızla harita mühendisi Enver Tuna geliyor. Tabii ki bugün bizleri yalnız bırakmayan, çok özür diliyorum, çok kıymetli misafirlerimizle de alkışlarınızı sahneye almak istiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Süheyl Batum Beyefendi'yi de sahneye almak istiyorum. Sayın İlçe Başkanımız Suat Özcan Beyefendi, Sayın Milletvekilimiz Nurettin Demir Beyefendi ve Tolga Çandar Beyefendi'yi sahnemize almak istiyorum. Belediye Meclis üyelerimizin tanıtımında onlar da bizlere refakat etsinler istiyoruz. Birlik içinde, varlık içinde, özgür biçimde Milaz. Ve yine kontenjan adaylarımızla devam ediyoruz. Sayın Enver Tünel'in ardından emekli eğitim müfettişi Sayın İbrahim Zeybekoğlu. Kontenjan adaylarımızdan mimar Sayın Gülşen Kökçe geliyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi farkı gençlere ve kadınlara her zaman öncelik tanıyor. Teşekkür ediyoruz ve geçiyoruz birinci sıraya. Avukat Sayın Şakir Özdemir. Altın olacak.
İkinci sıra iş adamı Sayın Murat Yazar. Eşit kardeşçe bir düzen kuracağım. En terk ediş evet. Sırasıyla selamlayıp arka tarafa doğru şöyle sığınmamız lazım sahnemize. Küçük sahnede büyük işler yapacak adamlar geliyor buraya. Ve üçüncü sıra Doktor Sayın Meri Aslan Giray. Dördüncü sıra İnşaat Mühendisi Sayın Ahmet Kul Bey. Ve beşinci sıra yine bir hanımefendi, belediye meclis üyesi adayımız İşçi Zeynep Mot geliyor alkışlarınızla. Ve altıncı sıra bir esnaf kardeşiniz geliyor Sayın Tevfik Kılçın. Sosyal bir belediye bu halkın için haydi bir kez daha. Ve işte baş tacı eğitim camiamızın emekli öğretmenlerinden Sayın İknur Öner. Hizmete alıştım biraz seninle. Ve mali müşavir, serbest muhasebeci Sayın Şeref Çağırkan. Biraz daha demokrat, güzel yürekli adam, sağlar avukat. Emlak müşaviri Sayın Abdullah Ülgen geliyor. Haydi bir kez daha. Ve Sayın Halil Kocabaşoğlu'nun ardından beni mazur görsün, özür diliyorum. Genç Dinamik Genel Başkanımız, Gençlik Odası Genel Başkanımız. Lütfen İrfan Bey sizi de sahneye alalım lütfen. Özür diliyorum, ayrıldığınızı düşünüyordum. Çünkü Gençlik Odası Genel Başkanımız da yine bir açılışa katılacaklar. Evet, Sayın İrfan İnanç da aramızdalar. Ve işletmeci, turizmci Sayın Faik Karagöz geliyor. Ve Milas'ımızın çiftçilerinden Sayın Halil Ilvıra geliyor. Biz adayımız mimar inşaat mühendisi Sayın Ece Gülen geliyor. Biz birlikte üretip görüşeriz biz insanlar yana. Ve bir turizmci Milas'ımızın turizmcilerinden Sayın Mehmet Yılmaz. Veteriner hekim bir belediye meclis üyesi adayı Sayın Mehmet Ali Mekik. Ve Milas'ımızın tekniker bir hanımefendisi Sayın Aysun Yılmaz. Ve işte bir ziraatçı hanımefendi geliyor. Ziraat mühendisi Sayın Aysun Karatoğlu. Ve hukukçu kimliğiyle avukat Sayın Ali Rıza Öner geliyor. Ve işte basınımızın çok değerli bir ismi gazeteci Sayın Özgür Mil geliyor. Altın olacak eşit kardeşe bir düzen kuracak. Evet. İşte çalışan gazeteciler böyledir sevgili Milaslılar. Göreve devam diyor Sayın Özgür Mil. Gazeteci abimize bir alkış daha istiyorum. Ve bir hanımefendi yine esnaf bir hanımefendi Sayın Fatma Nur Şener geliyor.
hocamız, eğitim camiasından bir emekli öğretmenimiz Sayın Nihat Argun. Sizi Sayın Ahmet Karabıyık geliyor. Yine bir eğitimci belediye meclis üyesi adayımız Sayın emekli öğretmen Türkan Kaya. Uygarlıklar içinde büyümek için. Yine bir esnaf kardeşiniz Sayın Kemal Dönmez. Ay bir kez daha. Ve sürücü eğitmeni Sayın Hüseyin Alaçeşme. Birlikte hizmete alıştık biraz seninle. Yine bir emekli öğretmenimiz Sayın Gülden Sökelioğlu. Bir çok şeye ay bir kez daha Muhammed Tokat. Ve son olarak biraz eczacı Sayın Meryem Karadeniz. Güzel yürekli adam. İşte belediye meclis üyesi adaylarımızın, kadromuzun başındaki adam Miras Belediye Başkan adayımız Sayın Muhammed Tokat. Daha demokrat. Belediye meclis üyesi adaylarımız Sayın Süheyl Batur, Genel Başkanımız, Yaşkolay Genel Başkanımız, Sayın Milletvekillerimiz, hanımefendiler ve hep birlikte Miras'ımızı selamlıyoruz. Asil yürekli Miras insanı selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. Mirasılar. Bu gurur tablosu hepimizin olacak inşallah. Hazır mı bıraktır Miras? Seçim bürosunun önünü istirham ediyorum lütfen. Boş bir alan yaratalım. Seçim büromuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli misafirlerimizle. Evet. Sayın Belediye Başkan adayımız Muhammed Tokat, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız Sayın Süheyl Batum, Genel Başkan Yardımcımız, Gençlik Kolları Genel Başkanımız. Eşit kardeşçe bir düzen kuracak en tertemiz. Hayırlı olsun. Kuracak en tertemiz, şeffaf ve sıcak.